17 Ağustos 2022 Çarşamba. Şu anda Antalya'nın Korkuteli ilçesindeyiz. Evet, görüntüde Kanal Korkuteli'yi görüyorsunuz. Evet, babam bize bilgiler verecek. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi Yalak yazıyor. Bu bazı yerde buna Hatıl da derler. Kuyu başlarına konur. Hayvanlar bundan su içer. Kalan hayvanlar tam bitiremez. Kalanlarında arılar, kuşlar içer. Yalak, bu da Karasaban. Karasaban yazılan mı? Silinmiş biraz. Bu da Hamit derler buna. Atın boynuna hani güç alıp yürüdüğü zaman şey olmamış için. Bunun adı kılıç gibi. Bak, kocarak bu. Hani orağı, kavrama orağına göre biraz daha seri biter. Burada yuku taşı yazıyor bak. Ben pek kar yağdığı yerde yaşamadım ama biliyorum yani damların, eskiden toprak damların üzerindeki karları eridip aşağıya telemek için bir taş. Kılıç gibi. Evet, devam ediyoruz şimdi. Evet, tarihi şahsiyetler hakkında bilgiler veren yazılar da var. Evet, Gökçen Efe, asıl adı Hüseyin'dir. Kurtuluş Savaşı'na katkılarıyla tanınır. Ünlü Efe, Çakırcalı Mehmet Efendi'nin akrabası ve sağ koluydu. İzmir ve yöresinin Yunanlarca işgali üzerine gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 57. Tümen Komutanı Miralay Şefik Bey'in gözetiminde oluşturulan Kuvayi Milliye örgütlenmesi içinde yer aldı. Fatah yöresinde Yunan birlikleriyle şiddetli bir çatışmaya girdi. 3 gün süren çatışmalardan sonra siperine girmeyi başaran bir Yunan askerince süngülenerek şehit olmuştur. Evet, Allah rahmet eylesin. Görüntüde de resmi. Az önce de dedik, buğday samanı birbirinden ayırmak için rüzgara savrulur. Buğday ve daneler ayrılır. Burada hatıl yapıyor. Bu koyunların, keçilerin su içmesi için. Bu da kalata. Çift atla bulluğa koşulur, çift at. Bak, bu atın biri bundan asılır, biri bundan. Hani ortak güç harcayarak toprağın işlenmesinde, bugüne kadar gelmemizde vatanın kalkınmasında savaş olmuştur. Daha sonra Karasaban'dan sonra pulluk girmiştir. Demir saban yazmış ama halk arasında pulluk gelir. İşte ses demir saban bu. Ondan sonra şu anda bir çadır. Evet, şu anda bir yörük çadırını görüyorsunuz. Çadır, evet, görüyoruz. İçerisini evet, penceresini açıp içerisinden de görüntüleyelim. Evet, içerisinde tarihin, eskilerin yaşanmışlığının simgesi olarak görüntüler yapılmış. Evet, eski geleneksel kıyafetler, eski geleneksel eşyalar görüyorsunuz. Evet, karşıda kepenek. Evet, saz çalan bir insan heykeli. Evet, sandık. Evet, geleneksel kıyafetler. Evet, geleneksel oturulan yerler. Evet, gaz lambası. Evet. Evet. At koşumları yazıyor. At koşumları, atın yuları vardır, başlığı vardır. Hamit, paldım. Ondan sonra belleme diye sırtına takılan, atın işini kolaylaştıran aletle edevatlardır. Bu süt makinesi. Sütün yağınla sütü birbirinden ayırılır. Karşıda sürahi var. Orada holus var. Ondan sonra orada oklavayla bir yufka yapan kızımız, evet, var. Evet, dikiş makinesi. Eski dikiş makinesi. Tokaç. Tokaç, evet. Var, tokaç. Tokaç. Fığla bardağı. Fığla bardağı. Yani bardak su kabı. Bunlar da sepet, hamurlu, evet, yani. Terazi gibi galiba. Evet, bu dilli terazi bak, bu ahşaptan. Hani dilli terazi, gaz lambası, malum herkes bilir onu. Aynen. İçeride kepenek. Kepenek, onu da aklamayalım, evet, yani kepeneğe de. Böyle bir güzel görüntüyle ahşap havan. Hani içinde sarımsak veya bir şeylerin ezilmesi için. Bu da ahşap havan. Devam ediyoruz. Bir şeye geliyoruz şimdi. Hacer hocam gel. Geliyorsun. Bu heybe. Heybe. Bu çıkırık ipin sarılması için makaralara. Bu da ıstardayız biz buna. Bu eski halı dokuma. Halı veya şeysi, işte kilim, ihram gibi şeyler. Evet. Dokunmasında kullanılıyor. Şimdi şuradaki şeyi okuyoruz. Evet, bir dakika baba. Evet. Evet, Kanal Korkuteli'nin güzelliğini yakından da çekelim. Evet. Burası şu an öğle saatlerindeyiz.
Burası tenha ama akşam saatlerinde buranın kalabalık olduğunu biliyoruz. Akıllıoğlu Hüseyin Efe. Aslen Aydın'ın Çine ilçesinin Yağcılar köyünden olup Yörük Ali Efe'nin hem dava arkadaşı hem de dost çetesinin lideriydi. Yörük Ali ve Akıllıoğlu çeteleri Kurtuluş Savaşı'nda aktif rol oynamışlar. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusuna ellerinden gelen yardımı yapmışlardır. Savaşın bitimiyle silahını bırakmayan Efe 1923 senesinde Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vurularak öldürüldü. Evet, görüntüde de resmi. Evet. Kanunu tekeri. Ama Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyıp hani bir onun hikayesi vardı ya. Neydi? Üzerine örtmüş battaniyeyi. Evet, Şerife Bacı. Senin yanına konuşmayalım hocam, bunları sen anlat. Neydi onun hikayesini anlatsana. Evet, görüntüde at arabası tekeri. Beşik bu da, bak bunu da ben anlatayım bak. Bu tırmık bu. Orakla biçilen buğday, arpa, yulaf türü şeylerin yere dökülenleri bunun vasıtasıyla toplanırdı. Hani telef olmasın diye başakların yerden başakları toplanır. Tırmık, bak orada bu yazılı tırmık. Evet, boş beşik. Boşik. Evet. Devam ediyoruz. Parka gelen çocukların oynanması için oynamaları için yapılmış bir salıncak. Kaydırgaç. Evet, buradaki bu otlardan oluşmuş piyano çalan galiba. Star dokuyan ya. Öyle mi? Ben piyano çalan dedim de. Hayır, keman çalan değil. Star dokuyor burada, bak burada şey var. Ha şey, dokuma hani tamam, ay ben geriden şey tabii, zannettim. Dokuma yapıyor. Bir müzik aleti çalıyor zannettim. Hayır, keman. Olabilir, evet, halı dokuyan heykel. Halı veya şey, heykel demeyelim. Halı dokuyan bir yapı. Ay, yapı diyelim. Evet, heykel demeyelim. Evet. Yapı. Devam ediyoruz. Arka anlatıyor. Ondan sonra kanalı anlatıyor. Kapattın mı? Kapatmadım. Tamam, devam ediyoruz şimdi. Kanalı görüyorum. Devam ediyoruz. Burada yine bir at arabası tekeri. Çünkü bu tekerleklerin, bu ülkemizin bugüne gelişinde bu tekerleklerin çok şeyi vardır. Odunu, ürettiği ürünü çarşıya, pazara götürmekte, at veya öküzlerin gücüyle bu ülke kalkınmasında çok yeri vardır. Değişik yerlerde bu tekerleklerden koymuşlar. Bu da bir bardak deniyor buna. Tamamen ağaçtan yapılma. Onu görüyoruz. Burada belediyenin isimleri yazıyor. Burada bir ilde ağacının altından geçiyoruz şu anda. İlde ağacının altından geçiyoruz. At arabası, sabanlar sağda solda. Burada parkı gezmeye gelenler için cimnastik aleti mi ne deniyor? Aynen, yürüyüş aletleri. Spor aletleri diyelim kısacası. Tekrar at arabası. Evet, at arabası. Şimdi önce ağaç, tekerlekler ağaçtan olan. Bunlar demirden, biraz daha modernleşmiş haliyle. Burada sakat var. Hani ürün şimdiki gibi plastik olmadığı zamanlarda bu sepete, hasır sepet. Hayıt ve hasırdan veya söğüt ağacından olur.